Merhaba arkadaşlar Bir Trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerimize dolar tl grafiğimizde başlayalım öncelikle. E, dün gün içerisinde 6.77'ye kadar düşen dolar doların küresel çapta değer kazanması ile birlikte e, yüksele geçe, yükselişe geçerek 6.85'e kadar e, yükselmeyi başardı. E, bakın burada daha önce de dediğim gibi her şey geçerli arkadaşlar. Dolar tl paritesine e, düşüren şey Türkiye'nin iyi olması ya da üretim yapması, üretime destek vermesi değil. Dolar endeksi biliyorsunuz geçen haftalarda sert düşüşleri olduğu için güç kaybetti. TL, TL de o sırada değerlendi. Yani tek taraflı bir eylemdi bu. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Dolar endeksi yükselişe geçince TL değer kaybetmeye tekrar devam etti. Çünkü dolar endeksinin çok sert düşmesine rağmen TL beklentinin altında düştü. CDS primi tekrar çıkmaya başladı. 474 seviyelerinde e, işlem görmeye devam ediyor. Dolar endeksi 96.000 seviyelerinde e, 96.550 seviyelerinde hafif satıcılı olarak e, devam ediyor işlemlerine. Türkiye'yi ilgilendiren dün çok önemli haberler vardı ABD senatosunda. Dün ABD senatosunda Türkiye için önemli bir detay vardı F-35'lerin teslimi hakkında. F-35 uçaklarına ilişkin kısımda Türkiye'yi ilgilendiren yasa aynen şöyleydi. Türkiye F-35 programından çıkarıldığı için satın alınıp teslim edilmeyen 6 tane F-35 uçağının ABD Hava Kuvvetleri için tekrar yapılandırıp kullanılması yetkisini veriyor denildi. Kongre'nin iki kanadının tasarıları tek tasarı haline getirdikten sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak dediler. Böyle bir şey yani tekrar ABD ile bir polemiğe girmemiz dolar partisi için en başta takip edilmesi gereken haberlerden birisi olacaktır diye düşünüyorum. Şu an pandemi dolayısıyla dünya kendi ülkelerinin herkes kendi e, ülkelerinin derdine düşmüş olsa da arkadaşlar iyimserlik havasıyla artık e, kaldığımız yerden atışmalara güç gösterilerine e, devam etmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Eğer e, Erdoğan derse ki ey Trump Amerika dediği zaman tekrar dolar tl partisine büyük yükselişler e, görebiliriz. Türkiye tarafından Nisan ayında cari denge 5.06 milyar dolar açık verdi. Nisan ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.4 azaldı. Ekonominin üçte biri azalmış oldu, erimiş oldu. Nisan ayı çok zor bir dönem olmuş durumda. Onun dışında Türkiye'de yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Haziran haftasında 1.8 milyar dolar arttı. Bütün verileri göz önünde bulundurduğumuz zaman ekonomimizin iyiye gittiğini söylememiz gerçekten çok zor olacaktır. Yani iş bu şekilde olunca haliyle dolar neden artıyor sorusunun cevabını da bulmuş oluyoruz. Dolardaki bu yükseliş arkadaşlar şahsi düşüncem yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Sürmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Merkez Bankası her ana direnci kırdıktan sonra baskılama yoluna gidecektir. Onun dışında yani. O seviyelerde e, dinlendikten sonra yani direnç seviyelerinde dinlendikten sonra güç topladıktan sonra yükselişine tekrar e, devam edecektir diye düşünüyorum. Sadece biraz bekletecektir. O sırada bizi VIX Endeksi yani Korku Endeksi dün çok sert bir şekilde yukarı çıktı. 42 seviyelerini gördü. E, yeni gelişmeleri de beraberinde e, getirecektir diye düşünüyorum. Çok yüksek seviyeleri e, getirmesi çok iyi bir şey değil arkadaşlar. Yani e, onun dışında FED e, biliyorsunuz bilançosunda 7 trilyon doların üzerinde e, dolar rezervi var e, yani sonuçta arkadaşlar baktığımız zaman e, dolar rezerv para ve e, Türkiye'de yani hem dünyada e, bir dolarizasyon var ve bu hızlı bir şekilde artarak devam ediyor hani bunun önüne geçmek gerçekten çok zor o yüzden e, doların düşmesi e, biraz da imkansıza yakın olacaktır diyebilirim sizlere biraz e, doları grafik üzerinde incelemek gerekirse e, burada hala destek dirençlerimiz güncelliğini korumakta. 6.82 yukarıda direncimiz var. Şu an 6.80 üzerinde kalıcı bir kapanış yapmasıyla 6.90 seviyelerini yukarıda bizi bekleyecektir. 6.82 aşağısında kırmasında ilk hedefimiz 6.70 bizi e, bekleyecektir aşağıda. E, şu an hareketli ortalamanın üzerinde olması ve Mekte'nin indikatörünü ise yukarıda e, destek vermesiyle birlikte yükselişin devamlı geleceğini buradan teyit edebilirsiniz. E, fakat Merkez Bankası'nın baskılaması farklı yollar denemesi sonucunda 682 biraz da burada e, uzun zamandır deneyip kıramadığı için belki buradan e, geriye de dönebilir ama kır du kırması durumunda e, yukarıda 690 7 seviyeleri bizi en çok bekletecek kısım olacaktır. Burada özellikle psikolojik olarak Merkez Bankası elinden ne geliyorsa burada yapacaktır diye düşünüyorum. E, 6.82'de bu kadar beklediğimize göre 6.97 e, şu seviyeler özellikle 6.96 6.95 seviyeleri bizi çok bekletecektir diye düşünüyorum. Ama 7 seviyesini her an e, kırabilecektir. Onun dışında biraz da ons yorumlayalım arkadaşlar. Onsta da e, piyasalarda biliyorsunuz koronavirüsün e, ikinci e, dalga endişeleri devam ediyor. Ee, bu şekilde de e, yani da, ikinci dalga endişeleri devam ettikçe de e, riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara yönelim devam ediyor. E, bu sebepten dolayı ons tarafında yükselişler gözlemliyorum. İkinci dalga endişeleri gündem olmaya devam ettikçe insanlarda bir tedirginlik ve e, korku olmaya devam edecektir. Bunun bunun da arkadaşlar en büyük e, payı ons tarafı alacaktır diye düşünüyorum. E, dünyada merkez bankalarının altın stoğu yani altın stoklarına baktığımız zaman inanılmaz derecede bir altın var. Neden alıyorlar? Çünkü faizleri düşürdükleri zaman parasal genişlemeye gidildiği zaman biliyor ki ellerindeki kağıt paranın değeri azalacak. Bu sefer de ne değerli olacak? Tabii ki de altın değerli olacağı için 10 altının fiyatını uzun soluklu bir düşüş trendine girmesini zaten hiçbir ülke istemez arkadaşlar. O sebeptendir ki 10 yatırımcısı altındaki geri çekilmeleri kademe alışı olarak görebilir. Uzun soluklu ne zaman ons düşer? Ee, bu pandemi olayı biter. İşte dünya üzerindeki e, sakinlik e, gelir. İşte Çin ABD özellikle anlaşırsa altında gerçekten bir e, uzun süren düşüş trendine girdiğini söyleyebiliriz. Ama bunun olma ihtimali zaten e, imkansıza yokun. Yani yok yani öyle bir şey. O yüzden ons yatırımcısının kafası rahat olsun. Yapacakları şey şu an en yakın e, desteğimiz aşağıda neresi? 1700. 1700 altında kalıcı kapanışlarda e, fazla zararda beklemek yerine stop loss olup yeni pozisyonlar aramak e, olacaktır. Bir taraftan da dolar endeksinin sert düşmesi onsun değer kazanmasında etkili oldu. Çünkü burada genelde ters bir ilişki oluyor. Yani pandemi sürecince e, bunda bile değişimler oldu. Hatta yatırımcılar ons ve dolar arasına gidip geldi. E, ons e, dolar e, bir yatırımı ile e, yarış haline geldi ons ve dolar şu an grafik e, üzerinde inceleyecek olursak onsu Zaten 1700 buradaki desteğimiz kendisi güncel olup korumakta 1700 üzerinde kaldı sürece yukarıda 1735 demiştik buradaki ara desteğimiz ara direncimiz 10 üzerinde 1750 var e, Bu iki kanal çok önemli 1750 seviyeleri e, geldiğimiz sürece yukarıda tekrar e, rekorlara Kırabilir ama 1750'nin de altında kaldı sürece 1700 seviyesinin e, Üstünde işlem görebilir. Yani şu iki kanalımız arasında e, gidip gelmekte. Şurası çok zor olacak diye düşünüyorum. 1750 seviyelerini yukarı kırması e, altını gerçekten bu şekilde eee zor olacaktır diye düşünüyorum. E, onun onun dışında, dışında altında yükselişlerimiz getirecek fakat şuralardan bir e, geri çekilme olabilir belki. E, gidişata göre biraz da gram altın yorumlayalım. E, gram altında da e, güzel çıkışlar yakaladık. 383 Evet dün 383 seviyelerine test etti gram altın arkadaşlar sonunda beklediğimiz çıkışları görmeye başladık e, zaten e, olay bu saatten sonra çok sert yükselişler olmamasıydı e, piyasa dahilinde artık e, bekleye bekleye çıkacak modunda. E, girmiş bulundayız. Yatırım yapmaya e, devam edeceğiz. Onun dışında hatırlarsanız etrafınızda birçok ekonomist altın sert düşecek işte altın alımında beklenen gibi e, haberler ile algı yarattı ve bu e, algı yaratmaya halen de e, devam ediyorlar. Arkadaşlar kimse sizin aklınızda dalga geçmesine izin vermeyin bu konuda altın ne zaman düşmüş ki e, altın almayın diye diyebiliyor, diyebiliyorlar. Yani kendileri de altın düştüğünü düştüğün, düşmesine zaten. E, imkan vermiyorlar fakat algı yaratmak için böyle bir haberler e, uydurmaya başlıyorlar. Büyük ihtimal herhalde e, altın dipten altın almadıkları için insanların da altınlarını e, satmasını bekliyorlar diye düşünüyorum. E, onun dışında arkadaşlar e, daha önce e, biliyorsunuz bu yani vergi olayından sonra hani bizi ne bir şekilde cezalandırma gibi düşünüyorum aslında. Ben bir vergi olayın daha önce insanlar dolar alın derken dolar alırken insanları altına yönlendirdiler. Daha sonra tek tek gram altına almaya başladıkları zamanda gram altına vergi koydular. Yani bu şekilde bizi bunların tek bir sebebi var arkadaşlar. Yani yatırımcının piyasaya yatırım yapmasını istemiyorlar. Özellikle döviz ve altın piyasaların yatırım yapmasını istemiyor. Ne yapmalarını istiyorlar? Yatırımlarımızı tamamen borsaya yönlendirmek. Yani bize başka bir yol bırakmak istemiyorlar. Borsa, herkes borsaya girsin diyorlar. Şu an bir şekilde onun önünü açıyorlar. Zaten son dönemlerde birçok yatırımcı borsaya girmiş ve biz yüz dışında işlem bir sürü hisse senedi almış durumda. BIST yüz için dışında almışlar arkadaşlar bunları. Gram altın ee, yükselişler devam edecektir diye düşünüyorum. Sadece stop loss'larınıza dikkat edin. Ee, çıkmanız gereken yerlerden çıkın. Pozisyonlarınızda duygusal olmayın. Ee, düşünce aşağıdan tekrar alabilirsiniz. Arkadaşlar yani biraz da tetikte olmanız gerekiyor gram altında. Ee, gram altın normal ons düşerken gram altın dolar endeks dolara bağlı dolar TL bağlı yukarıya çıkabilir grafiklerimiz şu an hala kendini nokta atışı koymuş durumda. Şurada 380 seviyemiz var. 380 seviyemizin üzerinde kaldığı sürece kapanış yaptığı sürece 385 yukarıda 391 seviyeleri. Gram altın yukarı çıktığı zaman çıktığında 400 hedefleri hala geçerli ama biraz bekletecektir 400 hedefi. İlla ki olacak. Zaten burada Mekte çizgimiz mavi çizgi. Yukarıya doğru kırmaya başlamış hareketli ortalamamızın zaten üzerinde yani yükseliş işin olması gereken birçok teyit e, gram altında mevcut düşüşler 6.80 e, 3, 3, 3.80 altında kaldı sürece de stop loss olabilirsiniz arkadaşlar biraz da gümüş yorumlayıp analizlerimizi bitirelim. Evet. Gümüş'te de arkadaşlar kanalımızda e, hareket etmeye devam ediyor. E, çok e, dün burayı bir şekilde test etmiş arkadaşlar. Ne kadar test etmiş? 3.97 e, seviyelerine kadar görmüş. E, güzel aslında görüş fakat burada kanalımız hala devam etmekte. Şu an piyasa 3.87 seviyelerinde. 3.87 üzerinde e, kapanış yaparsa yukarı 4. seviyeleri görebiliriz. Şurası çok e, önemli bir direnç olmuş durumda. E, aşağısında kaldığı sürece tekrar 3.65 lira fakat ara ara burada e, destek aşağıda mevcut 375 375 365'lerden bir kademe alış yapılabilir fakat şuradan alış yapılması için şu an biraz erken diye düşünüyorum açıkçası biraz daha geri çekilme yapmasını bekleyebiliriz Gümüşte de Onun dışında analizlerimizi bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar herkese iyi trade'ler diliyorum Hoşçakalın.